hi everyone this is selene and i'm back with another video that will help you improve your english this time i will show you how can you improve your speaking and how can you start speaking english confidently the tips i'm going to be giving to you were incredibly beneficial for me and i believe they will be for you as well so let us start İngilizce konuşmanızı geliştirmeniz için yapmanız gereken ilk şey kendi kendinize konuşmak. Ya kendi kendime ne konuşacağım veya İngilizce bilmeden nasıl konuşacağım diye düşünebilirsiniz. Ama eğer başlangıç seviyesindeyseniz sadece çok basit cümlelerden bahsediyorum. Örneğin ben kendimi tanıtmayı çok seviyordum. Yani herkes İngilizce dersinde mutlaka İngilizce olarak kendini tanıtmak durumunda kalmıştır. Bunun gibi düşünebilirsiniz. Aynanın karşısına geçin, kim olduğunuzu, hobilerinizin ne olduğunu söyleyin, eğer İngilizceniz buna yetmiyorsa dış görünüşünüzü tanımlamaya çalışın. Göz renginiz neler, boyunuz kaç bunları söylemeye çalışın. Yani önemli olan güne İngilizce ile başlamak, İngilizce ile bitirmek. O gün gün boyunca ne yaptınız? Kahvaltıda ne yediniz? Dışarı çıktığınızda neler gördüğünüz, neler oldu? Bütün bunları İngilizce basit cümlelerle anlatmaya çalışın. Hem konuşan hem de dinleyen kişi siz olduğunuz için o İngilizce konuşurkenki heyecanı üzerinizden atacaksınız. Çünkü cümle yapılarını, kelimeleri ne kadar çok kullanırsanız gerçek bir sohbet esnasında da kullanmanız çok daha kolay olur. Yani konuşurken I am miydi, thinking past tense neydi bunun gibi düşünmeyeceksiniz. Eğer orta veya ileri seviyedeyseniz kelime öğrenme videosunda verdiğim taktiği de uygulayabilirsiniz. Burada bir yazı yazıyorduk ve daha sonra bu yazıyı sunuyorduk. Çoğu zaman binlerce kelime bildiğimiz halde konuşurken hep aynı kelimeleri kullanmaya çalışıyoruz. Bu durumda ileri seviye hiçbir kelimeyi kullanamıyoruz. Bu yöntemle kullanmak istediğimiz kelimeleri önceden hazırladığımız için konuşurken kullanmak çok daha kolay oluyor. Çünkü artık bu kelimelere alışmış oluyoruz. Diyelim ki konuşacak konu bulamıyorsunuz. Ne yapacaksınız? Bu durumda IELTS sınavı konuşma kartlarına bakmanızı öneriyorum. IELTS Speaking yani konuşma testi 3 kısımdan oluşuyor ve ilk kısmında başlangıç seviyesine uygun sorular soruluyor. Adın, hobilerin, mesleğin ne, İnternette en çok ne yaparak vakit geçiriyorsun? Ailende en çok kime yakınsın? En sevdiğin kitap nedir? Bu tarz sorular soruluyor size. İkinci partta ise orta seviye sorular soruluyor. Burada size bir kart veriyorlar ve bu kartta bir ana konu, bir de bu ana konuyu konuşurken bahsetmeniz gereken dört tane farklı yan konu veriliyor. Örneğin son zamanlarda okumuş olduğum bir kitabı tanımla. Bahsetmen gereken şeyler nasıl bir kitap olduğu, ne hakkında olduğu, ne tarz insanların bu kitaptan zevk alacağı ve senin neden bu kitabı sevdiğin. Kartlardaki konular size birçok ipucu verdiği için hem kendi kendinize konuşmak zor olmuyor hem de sıkılmıyorsunuz. Üçüncü partta ise size ileri seviye sorular soruyorlar. Normalde test esnasında bu kartı görmüyorsunuz ama siz burada pratik yaptığınız için önemli değil. Örneğin eğitim hakkında konuşacaksınız. Bir öğrenciyi iyi yapan nedir? Sınıfta öğretmenin rolü ne olmalıdır? Sizce gelecekte bilgisayarlar öğretmenlerin yerine geçecek mi? Son 10-20 yılda ülkenizde eğitim nasıl değişti? Yetişkinler ve çocukların öğrenme yollarının arasındaki farklar neler? Sizce bir öğretmen nasıl dersi çocuklar için daha eğlenceli hale getirebilir? Bu tarz sorular soruluyor. Neyse, sonuç olarak kendi kendine konuşurken konu bulamayan, kendini geliştirmek isteyen insanlara IELTS kartlarını kesinlikle öneriyorum. Şimdi, eğer yanınızda İngilizce konuşacak biri daha varsa bu sizin için kesinlikle çok daha yararlı olacaktır. Daha önce B2 seviyesine kadar İngilizceyi dizi film izleyerek öğrendiğimi söylemiştim. Tabii ki de bu dizileri filmleri tek başıma izlemiyordum. Hem ablam hem de ikiz kız kardeşim benimle birlikte aynı şekilde İngilizceyi öğrendiler. Dolayısıyla benim yanında sürekli İngilizce konuştuğum insanlar vardı. Çünkü ebeveynlerimizin önünde özel bir şey konuşacaksak eğer bunu hep İngilizce olarak konuşuyorduk. Dolayısıyla da kimse bir şey anlamıyordu. Kendinize yakın biriyle İngilizce konuştuğunuz zaman bu sizin heyecanınızı yenmenize inanılmaz yardımcı oluyor. Bu durumda başka biriyle konuştuğunuz zaman hiçbir zaman böyle stres içinde kalmıyorsunuz. Ya neydi neydi diye kafanızda kendi kendinizi yemiyorsunuz. Biz 13 yaşlarındayken ikizimle birlikte Sultanahmet'te turistlerle konuşurduk, onlara yol gösterirdik. İngilizcemiz A2 seviyesindeydi ama buna rağmen insanlarla 30-40 dakika konuşabiliyorduk. Yani yabancılarla konuşmak için İngilizcenizin mükemmel olmasına gerek yok. Çok basit cümlelerle bile iletişim kurabilirsiniz. Diyelim ki takıldığınız internet var, birkaç kelime bakabilirsiniz veya takıldığınız yerlerde beden dilinizle konuşabilirsiniz. Normal bir sohbet çok daha rahat bir şey, dolayısıyla da bu kadar kasmanıza gerek yok. Şimdi, İngilizce konuşma partneriniz, arkadaşınız, kardeşiniz, kuzeniniz veya sevgiliniz olabilir. Önemli olan devamlı iletişim halinde olduğunuz biri olması. Sabah akşam good morning, good night demeniz, bir şey için teşekkür ederken thanks demeniz bu gibi şeyler bile İngilizcenizi geliştirmek için çok çok yararlı oluyor. Yani küçük olarak başlayın, daha sonra kendinizi geliştirin. Diyelim ki sizinle birlikte İngilizce konuşacak kimseniz yok. Ne yapacaksınız? E sonuçta internet artık çok yaygın. İngilizce konuşacağınız kişilerin hemen yanınızda olmasına gerek yok. Discord gibi platformlar üzerinden gruplar oluşturup kendi seviyenizdeki insanlarla sohbet edebilirsiniz. Buna language club yani dil kulübü deniliyor. Aslında dil kulüpleri bir kafede buluştuğunuz ve 2-3 saat boyunca hep hedeflenen dili konuşarak arkadaş edindiğiniz bir yer. Bunu internet üzerinden de yapabilirsiniz. Burada konuştuğunuz insanları tanımıyorsunuz ve bu insanların da İngilizce ana dilleri değil. Dolayısıyla da konuşurken o stres, heyecan durumu olmuyor. Sonuçta karşınızdaki kişi bir Amerikan veya İngiliz gibi İngilizcesi mükemmel olan bir insan değil. Yani kasmanıza, heyecan yapmanıza gerek kalmıyor. Utanmıyorsunuz. Ancak önemli bir not, normal bir dil kulübündeki gibi her hafta aynı saatte buluşmaya çalışın. Yani her salı 5 ila 7 arasında konuşabilirsiniz. Bu sizin için çok daha etkili oluyor. İleri seviyede İngilizceniz var ve günlük hayattaki konuları mükemmel bir şekilde konuşuyorsunuz. Ama konu küresel ısınma, insan hakları, eşitlik gibi konulara geldiği zaman takılıyorsunuz. Bu durumda ne yapacaksınız? Discord gibi gruplarda herkes sizin gibi ileri seviyede olacak. Dolayısıyla da bu hafta küresel ısınma hakkında konuşalım diyebilirsiniz. Bu size normalde konuşmayacağınız bir konu hakkında konuşma fırsatı veriyor. Böylece İngilizcenizi çok daha iyi geliştireceksiniz. Çünkü yanınızdaki insanlar da ileri seviyede olacaklar. Ya ben bu kişileri nasıl bulacağım diye endişelenmeyin. En basitinden bu videonun altındaki yorumlara B1 seviyesindeyim, insanlarla konuşmak istiyorum diye yazarsanız belki sizinle konuşacak insanlar bulabilirsiniz. Sizinle konuşacak birinin olmasının bir faydası ise devamlı yeni kelimeler ve cümle yapıları öğrenecek olmanız. Diyelim ki bir kelime aklınıza gelmiyor. Bunu karşınızdaki kişiye sorabilirsiniz. Veya direkt onların konuşmasından yeni kelimeler öğrenebilirsiniz. Bu şekilde hem İngilizce konuşmanız gelişecek hem de kelime hazineniz artacak. Ve de artık İngilizce konuşurken kendinize güveniyor olacaksınız. Peki, kendi kendinize konuştunuz, ana dili İngilizce olmayan kişilerle de konuştunuz. Tahmin edebileceğiniz gibi bunlar bir İngiliz veya Amerikanla konuşmanız kadar etkili olmayacak. Çünkü ana dili İngilizce olan biriyle konuştuğunuz zaman sadece yeni kelimeler veya cümle yapısı öğrenmiyorsunuz. Kelimelerin veya harflerin nasıl telaffuz edildiklerini, bazı kelimelerin günlük hayattaki farklı anlamlarını, bu gibi şeyleri de öğreniyorsunuz. Peki, yurt dışında kursa gitmeyecek veya orada yaşamayacaksanız bu insanları nasıl bulabilirsiniz? Skype'den random insanlar ekleyip onlarla konuşanlar da var veya kameralı online sohbet platformlarını kullananlar da var. Yani istediğinizde yapabileceğiniz çok şey var. Şimdi, yapabildiğimiz kadar pratik yaptık ve İngilizceyi günlük hayatımıza dahil ettik. Yine de bir İngiliz kadar güzel konuşamıyor olabiliriz. Örneğin bir İngiliz konuşurken ''Ya bu kelimeyi orada ne kadar güzel kullandı'' diyebiliyorum. Ben kelimeyi bilsem de orada kullanmak aklıma gelmeyebiliyor. Eğer siz de böyleyseniz veya daha ileri seviye yapılar veya kelimeler kullanmak istiyorsanız bu durumda sizlere imitation yani taklit yöntemini kullanmanızı öneririm. Taklit yönteminde hangi İngilizce aksanı kullanmak istiyorsanız o aksandan bir tane video açıyorsunuz. Eğer başlangıç seviyesindeyseniz İngilizlerin Crash ve ana sınıf öğrencilerine hazırladıkları bazı videolar var. Bunları açın. Eğer daha ileri bir seviyedeyseniz TED Talk veya podcast gibi şeyler üzerinden de pratik yapmak mümkün. Kısa ve basit bir örnek vereyim. I have a sweet tooth. I would die for desserts. Şimdi ben bunu dedim. Bu durumda videoyu durduruyorsunuz ve benim dediğim şeyi tekrar etmeye çalışıyorsunuz. Ama dediklerimi kendi ağzınızdan anlatmaya çalışmanız lazım. Yani I demek yerine she diyeceksiniz. Bu durumda she has a sweet tooth. She would die for desserts demeniz lazım. Eğer orta seviyedeyseniz kişinin konuştuğu konuyu bitirmesini bekleyin. Daha sonra söylemiş olduğu 7-8 tane cümleyi hep birlikte kendi cümlelerinizde aktarmaya çalışın. Eğer İngilizceniz ileri seviyede ise bu durumda videonun bitmesini bekleyin ve söylenen her şeyi tek seferde anlatmaya çalışın. Ben bu yöntemi kendi alanımdaki teknik kelimeleri ve bu kelimelerin nasıl telaffuz edildiklerini öğrenmek için kullanıyorum. Umarım sizin için de yararlı olur. And that was all for today. I gave you some tips to improve your English speaking. So please try to utilize them. Once you start using some of these tips, you will see yourself improving very quickly. If you would like to continue improving your English with me, then you can subscribe to my channel. I hope to see you in my future videos. So for now, goodbye!